Arkadaşlar merhabalar bu videomda konu konu yeni nesil sorularla geometri kısmının benzerlik konusundayız. Hem 9. sınıfları ilgilendiriyor hem de TET ve AYT'yi çok ama çok ilgilendiriyor. Çünkü tyt ve AYT'de karşımıza çıkması çok yüksek bir ihtimal olan bir konudayız. Ki büyük ihtimalle zaten çıkacak da karşımıza. O yüzden önemli bir yerdeyiz. O yüzden ne yapıyorsun? Öncelikle videonun açıklama kısmındaki linke tıkla benzerlik başlığı altındaki pdf'i çıkar, Kendi çöz. Çözemediğin soruları gel videoda izle. İşte ya da ya çözdün de kafanda soru işaretleri var. Aa çok güzel bir sonuç. Bir de Kenan Hoca'dan dinleyeyim dediğin soruları gel dinle. Yoksa videonun hepsini dinleme biliyorsunuz. Yani çok da fazla videoda oyalanmanızı da istemiyorum. Önemli olan buradaki soruların mantığını anlamanız. Evet gençler benzerlikteyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Eğer bu zamana kadarki videoları izlediysen ÖSYM'nin artık yeni nesil sorularla nasıl karşımıza çıkacağını anlamışsındır. Ve buradaki soruları bence rahat bir şekilde yapacaksındır. ÖSYM'nin temel mantığı neydi yeni nesil sorularda? Ya eş yapıları karşımıza koyup farklı bir şekilde döndürmeyle işte kesip yapıştırmayla yani eş yapıları böyle kullanmayla alakalı soruları çok fazla kullanıyor. Ya da kullanmaya müsait ya da ne yapacak? Sözel sorularla soruyor anlamanızı çalışacak. Yani şekil vermeden o şekli sizin çizmenizi isteyerek yapacaktır. Aslında burada da döndürme sorularında eş yapı sorularında da aslında sadece eş yapıları veriyor. Aslında sözel cümlelerle oradaki eşitlikleri kullanaraktan senin soru çözmeni istiyor zaten. Çok fazla bir şey yok aslında. Şimdi örnek bir e bakalım şöyle bir örnek bir e baktığımız zaman eş böyle yapılar var gördüğünüz üzere. Eş yapılarda ne yapacağız? Eş yapılarda her zaman gibi kenarların eşitliği bizim için çok önemli. Açıların eşitliği de bizim için çok önemli. Eşit kenar uzunlukları 2 birim olan ikizkenar üçgenlerden 4 tanesi tabanları AB üzerinde gelecek biçimde Şekil 1'deki gibi yan yana yerleştirilmiş. Evet kenar uzunluğu ikiz kenar uzunlukları. 2 birim taban uzunluklarına da ne diyelim? X birim X birim X birim diyelim. AB uzunluğu 4X oldu. Bunlardan bir tanesi de ikişer birim olduğunu biliyoruz. Evet şu şekilde. Bu üçgenlerden bir tanesinin taban ve bir tanesinin eşit işte kenarlarından biri şekil 2'deki gibi AB üzerine gelerek yerleştirildiğinde AC ye de doğrusal oluyor. Evet şu şekilde yerleştirilmiş. E burada AB uzunluğu kaç birimdir? Dikkat edin AB uzunluğu isteniyor bizden. AB'ye ben 4x dedim. Şu A ve B noktaları hala korunuyor. Yani bir eşitlik hala devam ediyor. 4X'ken burası da ne olacaktır? 4X olacaktır. E şimdi ne yapacağız? E, hocam açılara bir dalalım. Şimdi yani eş yapıyı kullandık. Kenarların eşitliğini kullandık. Soru çıkmıyorsa açıların da eşitliğini kullanacağız. E açıların eşitliğini kullanalım. Mesela ben buradaki X kenarın taban açısına alfa. tepe açısına alfa. Taban açılara da beta beta dersem. Hocam burası da alfa. Burası da beta beta yaptı mı? Yaptı. E ne yapacağız? Bak işin içinde büyük üçgen var. Tamam. 2, 2 ve x'lik bir üçgen burada var. Bir de büyük üçgene dikkat edeceğim. Şu kc'ye de doğrusal diyor. Ve dikkat et açıda. Alfa, beta, beta. Yani alfa artı 2 beta nedir? 180. E hocam alfa var, beta var. A, buranın da ne olması lazım? Beta olması lazım. Alfa artı 2 beta 180 derece olduğundan. Ne oldu? Senin buradaki üçgeninle büyük üçgenin ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle benzer oldu. Ha şöyle de yapabilirsin. Hocam şurası da x deyip temel orantıdan da yapabilirsin. Çünkü niye? Bak. Hocam beta iken burası da beta. Aa bunlar yöndeşi oldu. Paralellik oldu. E burada ne yapacağız o zaman? Temalar antı 2 bölü 4x. 2 bölü 4x. X bölü 2'ye eşitleyip oradan yapabilirsin. Ama ben şimdi açı açı açıyı fark ettim ya ilk etapta. Açı, açı açı açıdan yapayım. Alfa beta beta. E bu da alfa beta beta. Bu üçgenler benzer. Alfanın karşısı x bölü. Öbüründe alfanın karşısını. Hani şu üçgende alfanın karşısı x bölü. Burası 2'ye eşittir. Beta'nın karşısı 2 bölü. Beta'nın karşısı öbüründe kaç? 4x. Bak aynı şey. 2 bölü 4x. x bölü 2'ye eşit. Gördüğünüz üzere aynı şey çıktı zaten. E buradan sadeleştirmeleri de yapacak olursak. Şunlar sadeleşince 2 yaptı burası. E, sonra buradaki 2 de gidince. O zaman x kare eşittir. Kaç yaptı arkadaşlar? 1 yaptı. x de böylelikle 1 buluruz. A bizden ab uzunluğu isteniyor. ab uzunluğu da 4x'e eşit olduğundan x yerine 1 yazarsak cevap kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Yani birinci soru Edremit çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda metin yayınlarından güzel bir soru arkadaşlar. Böyle gölgeyle alakalı sorular zaten karşımıza çıkıyor. Bu da güzel bir şekilde işlenmiş bir soru. Bakalım okuyalım. Aşağıda düz bir zemin ve bu zemine dik bir duvar verilmiştir. Bu zemin üzerinde duvara eşit mesafede bulunan yere dik durumundaki bir baba ve kızının Saat 13'teki gölge boyları verilmiş. Evet duvara eşit mesafede. E burası 100 ise burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 100 santim olmak zorunda mı? Evet. E hocam bunun duvara dik olduğunu nereden biliyorsun? Hayır. Duvara dik olan uzunlukları da birbirine eşitse. E buradaki gölgeyle yaptıkları açılar da eşit olacağını eş üçgen olur zaten. E burası 100 ise hala burası da ne olmak zorunda? 100 olmak zorunda bir kere. Tamam. Sonra burada ben e, gölge tam burada bu şekilde oluşmuş ya. O zaman bir ışık geldiğinde hop gölge Işık tam buraya kadar gelmek zorunda. Bundan sonrasında buraya kadar gölge oluşmuş çünkü. Aynı şekilde burada da ışık tam buraya kadar mı gelmek zorunda? Evet. Hocam burada zeminle yaptığı açı alfa dersen. Burada da zeminle yaptığı açı alfa. Ya uzatıp zeminle yaptığı açıyı buluruz. Ya da zemine paralel çizerek de zeminle yaptığı açıya bu şekilde diyebiliriz. Alfa diyebiliriz. Hocam alfa 90. Şuradaki açı alfa 90. Şöyle bakacak olursak. Şuradaki açı. E ne oldu o zaman? İki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hatta şu zemine olan mesafesi. Gölgenin boyu bak burası 100 ya. Burası 100. Burası da 100 olduğundan dolayı şu açının karşısındaki hani boşta kaçın karşısı 100 boşta kaçın karşısı 100 ya. O zaman alfanın karşısı 80 ise alfanın karşısı burada da kaç olmak zorunda? 80 olmak zorunda. Niye? Eş üçgen çıktı. Benzerlik oranı 1 olduğundan dolayı. Şimdi saat 2'ye geldiğinde de gölgeler şöyle olmuş. E ben buradaki mesafenin 100 olduğunu biliyorum hala. E o zaman burası da 100 değil mi? E buradan ışık geldiği zaman böyle bir şey. Onu da maviyle göstereyim. Şu ışık geldiği zaman böyle bir şey hocam. Bu ışık geldiği zaman da böyle bir şey. Zeminle yaptığı açıya ben bu sefer beta dersem burada da zeminle yaptığı açı buradan olacak beta olmak zorunda. Çünkü aynı ışık aynı açıyla gelir. E hocam burası 100. E hala daha burası 100. E burada beta 90 ve buradası da beta 90. Yani şu üçgenle de şu üçgen benzer. Hatta yine bunların karşısındaki kenarlar aynı olduğundan dolayı şu uzunlukla da şu uzunluk yine birbirine eşit olmak zorunda. E şurayı kaç vermişti bize? 16 mı vermiş? Şurayı okuyamıyorum. 16. E bunun boyu zaten 80'di. 80'den 16 çıkart. Bak 16. 80'den 16 çıkartırsam burası 64 yaptı. E hocam şu üçgenler birbirine eş olduğundan dolayı şurası da 64 oldu. Sonra şurada adamın boyu belli mi? Belli tabii ki. Şurası 100 santimetreydi. Burası 100 santimetre ve adamın boyunu kaç bulduk böylelikle? 180 bulduk. E burası da 180 olacağından 180'den 64 çıkartırsam buraya da kaç kalıyor o zaman? 116 kalıyor. Zaten bizden de soru işareti isteniyor. Evet metin yayınlarından güzel bir soru ve cevabı da böylelikle Edremit bulduk arkadaşlar. Böyle ışının yaptığı açıyla ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Dikkat edin. Valla ÖSYM bu gölgeyle alakalı bir şey sordu ama ışının gölge ışığına ilgili temel orantı soruları sordu. Şeyle, bu gölgenin böyle yaptığı açıların eşit olmasını kullandırıcı soru sormadı. O yüzden böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Yani burada bu ışık geldiğinde alfa derece oluşuyorsa burada da alfa derece oluşacak zeminle ya da zemine paralel çizdiğinizdeki doğruyla arkadaşlar. O yüzden önemli bir soru lütfen ama lütfen bunu unutma. Evet geldik. hallettik şimdi geldik 3. soruya. Kenar uzunlukları 12 ve 16 olan. E 12 16 20 aynı şekilde burası da 12 burası da 16 burası da 20 mi? Evet tamam 12 16 20 üçgenleri. Ne olmuş? Yine eş yapıdaki iki üçgen var karşımızda ve bunlar üst üste konulmuş. Arkadaşlar bu eş yapılarda ne yapıyoruz? Kenarların eşitlerini yazıyoruz. Hatta açı eşitlerinde mutlaka mı? mutlaka yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Arkadaş buraya alfa dersem 12'yi gören alfa dersem e, o zaman burası da alfa. Burası beta. Burası da beta. E o zaman yazalım arkadaşlar. Kısa kenar nerede burada? Hocam kısa kenar burada bu. Ee, BC kenarı bak 12 olarak verilmiş. BC kenarı. Ondan sonra öbüründe de AD kenarı mı 12? Evet. A üstü de burası da hocam 12 olacak. E bu 20 hocam. Hatta buraya 8 kalıyor. 12 20. Burası da 16 olacağından dolayı şurası da tamamı 16. Dikkat. Tamamı 16. Şuraya 16 yazmayalım arkadaşlar. Şuradaki küçük parçayı ne yapacağız değil mi? Tamam neyse. E burada hocam burası da 20. Şurası 12. Burası da 16. Tamamı 16. Buraya da dikkat et lütfen. E o zaman ben şuraya böyle bir x diyeyim. x'i bulursam şuradaki bu uzunluğu da bulurum. Pisagor bağıntısından falan filan bir şeyler yapabilirim. E açıları da yazalım. 12'yi gören 12. 12'yi gören alfaydı. Hocam burada 12'yi gören alfa. Burada da 12'yi gören alfa. E sonra alfa betaya daldığımız zaman alfa 90 burası beta iken alfa 90 burası da beta. Yani senin şu üçgeninle şuradaki büyük üçgenin benzer mi? Evet. Hatta e, yani şuradaki üçgene de benzer diyebilirsin. Aynı şey zaten. Ya da bu üçgenle şu üçgen benzer diyebiliriz. Neyse alfanın karşısı x'in Alfanın karşısı 12 oranı x bölü 12 eşittir. Sonra betanın karşısı 12. Betanın karşısı da burada hop tamamında arkadaşlar 16. Evet betanın karşısı 12 bölü 16'ya eşittir. 12 bölü 16'ya eşit. Ya hocam ya da şöyle yapabiliriz. Alfa betalı üçgen nedir? 3 4 5'in katı değil mi? Evet. Alfanın karşısı bak 12. Bak 12. 16 20. 3'ün katı burada var. E burada da alfa beta 90 var. 3 4 5'in katıdır. E, alfanın karşısı 3'ün katı betanın karşısı 4'ün katı ya. E, 12 ise bu da 9, 12, 15'tir diyebilirsiniz. Ya da işlem yaparsanız burada da ikisini bulursunuz. Zaten 9 bulursunuz. E burayı 9 bulduysak 9, 12, 15 üçgeninden burası 15 çıktı. Tamam şurayı bulduk. E sonra tamamı 16 olduğundan dolayı şunun tamamı 16 idi dikkat et. Buraya da ne kaldı o zaman 7 kaldı. Bizden ne isteniyor? Çevre D, E, B üstü. D, E, B üssü sarı bölgenin çevresi. Bak şurayı 15 bulduk. Tamamı 16 idi. Hatta bak buraya da ne kaldı? 1 kaldı. 15, 7 ve 20'nin toplamı isteniyor. 15, 7 ve 20'nin toplamı isteniyor. Bu 22 topladığımız anda kaç yapıyor arkadaşlar? 42 yapıyor. Evet. Böylelikle 3. soruyu da ne bulduk? Akçay bulduk. 3, 4, 5'ten böyle bir soru. Geldik 3, 4, 5'ten bir sonraki soruya. Şekil 1'de kenar uzunlukları 4 ve 6 birim olan ABC dedik dörtgeni biçimdeki duvar EF ve EF direği verilmiş. Arkadaşlar öncelikli olarak burada ne var? Bu dikdörtgen olduğu için bunlar birbirine paralel mi? Paralel. E hocam paralel olduğu için şöyle 3'e 6 oran varsa yani burada 1'e 2 oran var. Temel orantı var. Hocam burada da 1'e 2 oran olacak. O zaman burası da ne oldu? K2K şeklinde yazabiliriz. Bak temel orantı. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oranı yazdık. Sonra 4 ise yukarısı. Burası da 4 mü? Evet. Hocam 3, 4, 5 üçgeninden. Burası 5. Burası da kaç oldu? 10 oldu. Çubuğun uzunluğunu ne bulduk? 15 bulduk. E sonra 6 burası. Hocam 6 burası. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden buraya da 8 bulduk. Ha bunu daha farklı bulabilir miydik? Temel yaptık bunu. Bak daha farklı bir şekilde yapayım. Hocam burada da 90 dereceler havada uçuşuyor. Şöyle alfa beta'ya dalabiliriz aslında. E dal alfa beta'ya. Burası 6 birim. Burası 4 birim. 3 4 5 üçgeni. Daldığımız zaman alfa beta ya. alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 6. 1'e 2 oran var. B taneye karşı dörtgen B taneye karşı 8'dir. E 6 8 13 üçgenden burayı da 10 buluruz hatta BF uzunluğu da lazımmış bize. Şurayı da 8 bulduk zaten. E direğin uzunluğu kaç bak eş çapı. Hop direkt yukarı kaldırılmış. eş çapı, eş uzunlukları kullanacağız. 15 oldu burası. E burada da bir dik üçgenden 8 15 on 17 on üçgenden cevabı ne buluruz? 17 olarak buluruz. Yani örnek 4 böylelikle 17 çıktı. Yani işaretlerin tabii ki. Cevap E Evet geldik temel orantıya. As, aslında baktığımız zaman ÖSYM temel orantıyla ilgili kelebek benzerliği ile ilgili sorularla daha fazla bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ee, burada da ilk baştaki sayfada ne yaptık? Biz açı açı, açı benzerliği ile ilgili sorular sorduk. Ama bu zamana kadar böyle açı açı hiç ile ilgili böyle eski yeni de soru sormamıştı. O yüzden bu şekilde yaptım ki ilk sayfada lütfen çok dikkat edin. E, i̇kinci soru da genelde böyle tema orantı kelebek benzerlikleri de yine yapıların eşliği bizim için çok önemli e, ve geçen sene tahterevalli sorusunu sormadım mesela iki sene üst üste sordu siz o soruları çok görmüşsünüzdür tahterevalli sorusunu buraya koymadım tahterevalli sorusunu da zaten ÖSYM sorularının içerisinde siz çözmüş olmanız lazım o yüzden burada temel ile ilgili şöyle basitten zora doğru şöyle birkaç tane soru çözelim bakalım. Bir boyacı ne yapıyormuş bakalım. İçinde yarısına kadar kırmızı renkli boya bulunan 21 birim yüksekliğindeki silindir biçimindeki kovaya kalınlığı önemsiz bir çubuk yerleştiriyor. Çubuk böyle. Sonra ne olmuş? Çubuğu böyle devirmiş. Burada 4 santimetre kalmış. Ben boyanın 10 santimetre olduğunu biliyorum. Hocam boya 10 santimetre. Şurası da 10 santimetre ya. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E çubuk bunun devamı buraya kadar geliyor. Köşeye kadar geliyor. Şu şekilde bir devrilmiş. <laughs> burada ne var başka? Hocam çubuğun uzunluğu belli mi? Burada Pisagor bağıntısı falan filan yapmayalım. Belli. Çünkü niye Belli. Hop şuradaki uzunluk çubuğun uzunluğunu eşit değil mi? Bak burada çubuğun uzunluğunu vermiş aslında bize. Yani burası 20. E burada ne yapacağız? Bak sıvının şeyine dikkat et. Hocam sıvı zemine paralel değil mi? Evet. Aa, burada paralelliği vermemiş ama bak biz fark edeceğiz paralelliği. E sıvı zemine paralel. E o zaman ya da bir içindeki bir su her zaman zemine paralel değil midir? Kabı ne zaman nasıl koyarsanız koyun. Evet bak burada sıvının paralelliğini düşüneceksin. Paralellik çıktı hocam. E olay bitti. Burada 6 bölü 10 oran var. Yani 3 bölü 5 mi yapıyor 6 bölü 10? Evet. Hocam burası 3K ise o zaman burası 5K'dır. Toplamda 8K 20 yaptı. K'yı da buradan 4'e böl 5, 4'e böl 2. 5 bölü 2 bulduk. O zaman K'yı 5 bölü 2 bulduysak burası 25 bölü 2 yaptı. Burası da 15 bölü 2 mi yaptı? Evet. Şimdi çubuğu çıkarttığımda ne kadarlık kısmı boyalı olacak? 25 bölü 2'ye 15 bölü 2. Yani 12,5'a 7,5 mi yapıyor? Evet. 12,5'lı kısmı bu şekilde boyalı olmuş olacak arkadaşlar. Yani cevap böylelikle akçay olacaktır. Evet çok kolay bir soru değil mi? Aynen öyle. Burada ne sıvının zemine paralelliğini görüp paralel olmasını düşüneceğiz arkadaşlar burada. Tamam. Evet örnek 5'i böylelikle akçay bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bakalım ne diyor? Burada şekil 1'de yere dik konumda. Evet. Aynı çubukları kullanmışız. E burada yapıların eşliği bizim için önemli mi? Kesinlikle ama kesinlikle önemli. Hocam burada 8 birim 8 birim. Ben sadece şekli yorumlayacağım arkadaşlar. E burada ne çıktı? Hocam şunlar birbirine paralel ya. 8 bölü 12. 8 bölü 12 dediğimiz nedir? Şöyle bakalım. 8 bölü 12 dediğimiz olay. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Hocam 2 bölü 3 oran olacak. Yani burası 2K iken burası 3K olacak. Burası ne oldu? K oldu. E K 3 ise o zaman burası kaç oldu? 6. Hatta 6, 8, 13 kendinden. Burayı 10 bulurum. E hocam burada da ne çıktı? Şöyle bakacak olursam 2'ye 1 oran var burada. Bak gör, görüyorsun. 6'ya 3 ya da 2K'ya K. E burada da 2'ye 1 oran olacak. Dolayısıyla burası ne oldu? 5 oldu. Dikkat et. Çubuğun uzunluğu kaç? 15. Çubuğun uzunluğunu kullanacağız. Ve çubuğun C noktasından buraya kadar olan uzunluğu kaç? 10. Bak burada da 10. Hemen buraya onu yapıştırdım. E sonra hocam buradaki mesafe 3 birimdi. E o zaman yukarısı da 3 birim. E, çubuğun uzunluğu 15 birimdi. O zaman buraya ne kaldı? 10'u burada. 3'ü burada. 13. Buraya da kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Yani bizden ne isteniyor? Hadi bakalım. K üssü D oranlaması. Yani 2 bölü CL L üssü. C L üssü 10 isteniyor. Bizden cevap böylelikle 1 bölü 5 çıkar. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Burada da ne sormuş? Neyi vermiş bize? Bir çubuğu vermiş. O çubuğu iki şekilde de kullanmış. Oradaki uzunlukların eşit olmasını kullanacaksın. Tamam mı? Unutma bunu. Yani eş yapılarda uzunlukların eşit olması bizim için aşırı derecede önemli. Bak hem soldaki soru da öyleydi. İlk başta şöyleydi. Çubuk buradaydı. E, 20 santimetre sonra çubuk buraya geldi. 20 santimetre. Burada da çubuk aynı şekilde çubukların eşit uzunlukta olmasını mutlaka, mutlaka kullanacağız. Evet cevabı Akçay bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hiç eskimeyecek bir soru tipinden birindeyiz. Bundan 10 yıl önce de soruldu. Şimdi de sorulabilir. Bundan 10 yıl sonra da sorulabilir. Gerçekten çok güzel. Çok da güzel bir şekilde saklanmış. Ne saklanmış? Benzerlik saklanmış aslında. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şu uzunluğu bile bulabilir miyiz? Buluruz. Çünkü şöyle bir dik üçgen yapacak olursan. Burası 5, 12, 13'ten şu uzunluğun 13 olduğu belli. Tamam bunu bulduk. Dik üçgenden bulduk. Peki hocam şuradaki AB uzunluğunu bulmak için ne yapmalıyız? Buradaki oranlamaları tek tek bulmalıyız. Oranlamalar bulurken ne yapacağız? İster temel orantıdan yapın. Hocam bak burada şöyle tam dikeylerin üzerinde olduğu için şuradaki oranlamadan gidebiliriz. Dikkat dikkat. Oranlamadan gidebiliriz. Şöyle hocam burası 3 birim. Burası kaç birim? Burası kaç birim? 3 birim burası. 3 birim burası. 2 birim burası. Burası da kaç birim yapıyor arkadaşlar? Toplamda şurası 13 değil. Burası 12 birimdi değil mi? Evet 12 birimdi. O zaman buraya da 7 birim mi kaldı? Evet. 7 birim değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 birim. Tamam. 3, 7 ve 2 birim bunlar. E hocam tema orantı var burada. Yani burası 3K iken burası 7K. Burası da kaç K yapıyor? 2K yapıyor. Aa hocam toplamda şuradaki uzunluk 12K neye eşit? 13'e eşit. Çünkü bu uzunluğu Pisagor bağıntısından bulduk. Şurası da 5, 5, 12, 13 üçgeninden. E burası da K'da ne oldu o zaman? 13 bölü 12 oldu. 7K isteniliyor bizden. 7K'da neye eşit olacaktır arkadaşlar? 7K'da 7 ile 13'ü çarptığımız zaman 3 kere de 21. 91 bölü 10 kaç burası? 2. Evet. 91 bölü 12'yi bu şekilde buluruz. Oranlamayı bu şekilde buluruz. Ya da daha farklı nasıl? Bak bu şeylerin olduğu sorularda şöyle de bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. A'ya baktığınız zaman şöyle bir kelebek benzerliği de görebilirsiniz. Bakın şurada da kelebek benzerliğinden şuradaki oranlamayı yapabilirsiniz. Ya da B'ye baktığınız zaman B'ye B'ye de ait şöyle bir kelebek benzerliği görebilirsiniz. Yani oluşturabilirsiniz daha doğrusu. Daha farklı bir yolla yapılabilir mi? Yapılabilir tabi. Şurada mesela dik üçgen ikinci bir yolla yapıyorum. Hocam burası 5 burası 12 bunun tamamı 13 değil mi? E aynı şekilde burada da AB uzunluğu isteniyor bizden. Şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursak hocam şu uzunluğu bilmiyoruz. Önemli değil. Ama şu uzunluğu biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim burası. Şurası da x. Senin şuradaki üçgeninle büyük üçgenin benzer. 90'ın karşısı x bölü 90'ın karşısı 13 eşittir. Buradaki 7 bölü 12'ye mi olacak? Açı 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 benzerliğinden de sonuca ulaşabilirsin. A bu şekilde şu dikeylerin yatayların üstünde değil bak A ve B noktası. Dikeylerin üstünde olduğu için dikeylerin böyle paralelliğini kullanarak 3, 7 ve 2 sayılarını yazarak 3K burası da 7K burası da 2K yazarak soruyu çok rahat bir şekilde çözdük. Eskimeyecek bir soru tipidir. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet 7. soru gerçekten hoş bir soru. Ve cevap Edremit oldu. Geldik 8. soruya. Evet eş yapıları kullanmış. Eş yapıları kullandığımız zaman ne yapıyorduk? Hocam açıları yazıyorduk. Yazalım. Ve bu bir ikizkenar kenar. Alfa alfa ve kenarları da yazalım. 2 2 3. Hocam burası da 2 2 3. Tamam. Hatta 3 ya. Buraya da ne kaldı o zaman? 1 kaldı. Hmm. Sonra ne yapacağız? Hocam sanki açı 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 benzerliği varmış gibi hissettiriyor soru. Değil mi? Evet. Ama dur bakalım. Şimdi bir de Kenarların eşitliğini yazdığımız zaman sonucu ulaşamadık. O zaman açıların eşitliğini bir yazalım. Yazalım açıların eşitliğini. Hocam alfa alfa burası. Burası da alfa alfa. E yazamıyoruz. X. Bak şimdi düşünürsün. Hocam x artı 2 bu üçgende. Ama bu üçgenin açıları yaz. Yok yazamıyorum da mesela. Değil mi? Şimdi düşünüyoruz. Soru da gördük. Yazamıyorsun. E başka? Hocam x var burada. A x artı 2 burada. Hocam burada alfanın kolları böyle ee, şey. Alfanın kolları 3'e. X artı 2 alfanın kolları 3'e 3 burada. Burada da öyle bir benzerlik mezarlık yok gibi. Çünkü biz şuradaki üçüncü açıları yazamıyoruz ya da ikinci üçüncü ikinci açıları da yazamıyoruz orada. O zaman farklı bir şey düşüneceğiz. Demek ki açıyı kullanacağız burada. Düşün. Açıyı nasıl kullanabilirsin? Açılara yoğunlaşacaksın o zaman. Bak. Alfa değil mi burası? Evet. Burası da alfa. Burası da alfa. Burası da alfa. Aa, Ne çıktı? Bak yoğunlaş açılara. Yoğunlaş. 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 Hocam bak şimdi dikkat et. Şurası alfayken burası da alfa değil mi? Evet. Ne çıktı burada Hop şöyle bir z kuralı mı çıktı ara bunlar ne oldu o zaman paralel oldu İşte bazen de böyle açıları verip z kuralı falan deyip böyle paralelliği de gizleyebilirler aslında aslında böyle çözümü çok kolay bir soru ama soruyu anında böyle fark edemeyeceğiniz hani soruya baktığınız zaman açı 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 sorusuymuş gibi ama açılara da daldığınızda soru çıkmıyorsa böyle açılara şöyle bir yoğunlaşın bakın. Belki bazen karşınıza böyle Z kuralı böyle paralellik paralellik karşınıza çıkabilir. Evet bak Z kuralı çıktı burada. Yani ne oldu? Bunlar birbirine paralel. Yani paralel olduğu için temel orantıyı kullanacağım. Hocam şu x bölü x artı 2. x bölü x artı 2 eşittir. 2 bölü 3 mü? Evet 2 bölü 3'e eşit olmak zorunda. Buradan 3x eşittir. 2x artı 4 yaptı ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden de ne isteniyor? x isteniyor. Yani cevap böylelikle 4 oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın bu mantıkta bir soru ÖSYM tarafından sorulmadı. Sorulabilir mi? Sorulabilir. Çözümü gerçekten çok basit ama sadece paralelliği fark etmemiz gerekir. Yani verilen bilgiyi kullan. Açıysa açıya yoğunlaş. Böyle açı 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 çıkmadı zorla ama çıkmadıysa büyük ihtimalle paralellikler falan karşınıza çıkabilir. Tamam. Evet örnek 8'de böylelikle 4 bulduk ve geldik son soruya. Evet son soru üçgende alan sorusuymuş gibi gözüküyor aslında ama benzerlik sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Şekil bir de işte kapıyı tanımlamış. 80'e 320'lik bir kapı var. Sonra açılır kapanır cam kapı gösterilmiş. Her iki camdaki üçgenlerin ortak köşesi yerden 160 cm uzakta. Arkadaşlar yerden 160 cm uzakta. Burası da 160 burası da 160. E hocam şuradan dik çizdiğimizde 160'a 160 oldu ya burası. Hocam o zaman bu ikizkenar üçgen. Aynısı solda da var. Tamam sıkıntı yok. Sonra ne diyor? Sensör yardımıyla kapı sağ şey 40 cm açılmış. Yani Sağa da 20 cm açılmış. Sola da 20 cm açılmış. Dikkat et. Önceden kapımız bak burada kapalı hali buradaydı. Aslında bunlar katlama soruları gibi. Katlamalarda biz ne yapıyorduk? Katlanılan yeri açıyor muyduk? Açıyorduk. Burada da böyle sensörlü kapı. içeri doğru geçti ya. burada kapının diğer durumunu da göster. göster. Aynı muhabbet telefonda da olur. Telefonda bir şekil var. Telefonu büyüttün. Şeklin belli bir kısmını görüyorsun ya. Gözükmeyen kısmını da böyle şekilsel olarak tamamlamayı da unutma arkadaşlar. Tamam mı? Evet mesela sen bunu böyle büyüttüğün zaman. Burada şeklin görünmeyen kısmında şey yapacaksın. E burada da görünmeyen kısmını hadi biz de tamamlayalım arkadaşlar. Bu kapı böyle 20 santimetre açıldı. Buradan 20 santimetre buradan 20 santimetre açıldı. E o zaman 20 santimetre 20 santimetre açınca şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet şurası. Kapının açık hali yani tam halini burada gösterelim. Evet gösterdikten sonra ne yapıyoruz? Buradaki üçgenin de durumu şu şekilde. Üçgenin de durumu bu şekilde. E sen kapıyı 20 santimetre açtın ya. Hocam burası kaç? 60. E hocam burası kaç? 20. Çünkü burası 80 santimetre olarak verilmişti. Bak 80'di. Hocam 20 açtık. 60'ı burada. E kapının tabağının burada. O zaman burası da 20 oldu. Aa burada bir benzerlik gelecek galiba. Arkadaşım 60'a e 20 yani 3'e 1 oran var. Burası 3K burası K. Burası da 320 olarak mı verilmişti? Evet. Ve burada ne var arkadaşlar? Hop 3 bölü 4 oran var. 3 bölü 4 eşittir. Şuraya A dersem A bölü 320'den dolayı. Hocam 80 katı 80 katı o zaman burası 240 yapar. Şurayı 240 bulduk. Evet bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. O zaman tabana ait yükseklikte lazım olacak. 60 ise burası da 60 mı? Aynen öyle. Şimdi kaç metrekaredir diye soruluyor yalnız. Metrekare hesabı yapacağız. Hocam bunu santimetreye çevireyim o zaman. Şöyle bir üçgenimiz var arkadaşlar. Bakın şuraya alıyorum. Şu üçgende şu yüksekliğimiz 60 santimetreydi. Yani burası 0,6. Hocam burası 240 santimetre. Yani burası da 2,4 mü? Evet. O zaman burada 2,4 çarpı 0,6 bölü 2'den kaç tane var diyeceğiz arkadaşlar? 2 tane var diyeceğiz. Çünkü bir üçgenin alanı burada. Bir üçgenin alanı burada. Şunlar şunlar birbiriyle sadeleşti gitti. E o zaman şimdi 2 sağa kaydırsak çarptığımız zaman ne yapıyor? 24 ile 24 6'ın çarpımı kaç yapıyor? 144 yapıyor. E 2 de sola kaydırırsak ne yapıyor o zaman? 1 44 yapıyor. Yani cevap böylelikle Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Evet gençler, bu şekilde olayı hallettik mi? Hallettik. Yani gördüğünüz üzere soruları da şöyle bir görelim isterseniz. Gördüğünüz üzere böyle şu soruları hallettik. Gerçekten güzel sorular vardı. Şöyle açı 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 ile ilgili hoş sorularımız vardı ve tema orantı ile ilgili de gerçekten ya kolay dediğimiz ama ÖSYM'ye de gerçekten çok kolay soruyor. Tema orantı da gerçekten çok kolay soruyor. E yani şurada Tabii çok ince sorular da vardı. Şu ince bir soru, şu yukarıdaki soru da çok güzel bir soru. Bu birim kareli sorularda. Şunun mantığını anlayın. Hep de vurguluyorum. ÖSYM uzun zamandır da sormuyor. Böyle soruyla da karşınıza gelebilir. Yani e, ya aslında var ya bundan sonra konularda böyle şey çekmeme de gerek yok. Yeni nesil soru kavramını da çekmeme de gerek yok. Çünkü olayın mantığını kavradınız. ÖSYM ne yapıyor? Ya kardeşim eş yapıları kullanıyor. Kenarların eşitliğini kullanacaksın. Açılan açlanesin kullanacaksın. Ya da yeni nesil soru olarak ne soruyor? Ya yani bundan sonraki videolara bence ezberleme sınava gireceksen. Ben yeni nesil e, konu konu yeni nesil sorularla ilgili bir şey koyduğumda ezberle şey e, çıkt, çıktısını al, kendini çöz bence. Videosunu da izlemene de gerek yok. Çünkü niye? Gördüğünüz üzere hep aynı şeyin laciverti. Her konuda aynı şeyden bahsediyoruz zaten. Tamam mı dostum? Evet, böylelikle benzerliği hallettik arkadaşlar. Bundan sonra çeker miyim bilmiyorum. Değişik bir şeyle de karşınıza gelebilirim. E, devamını da getirebilirim. Ya devamlı bir sonraki seneye de bırakabilirim bilmiyorum. Çünkü gerçekten gerek yok. Hemen hemen her konulardaki mantığını aynı olduğunda görüyorsunuz zaten. O yüzden senin için zaman değerli. TET ve AYT gireceksen bence bundan sonraki videoları izleme. Tamam mı dostlar? Evet. Bir sonraki videolarda. Yine güzel bir şeyle karşınıza geleceğim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.